Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Zedge uygulamasını inceleyeceğiz. Zedge uygulaması artık tabletime, telefonuma güzel arka plan veya melodi bulamıyorum diyenler için çok mükemmel bir uygulama olmuş. Hani Google artık ben wallpaper yazmaktan sıkıldım. Artık biraz daha böyle millette olmayan değişik bir masaüstü veya melodi istiyorum diyenler için çok güzel bir uygulama. Çok geniş bir arşivi var. Uygulamaya bir giriş yapalım. Uygulama dik konumda kullanılıyor arkadaşlar. Bu arada bu bütün platformlarda var. Windows Phone da dahil olmak üzere ve ücretsiz bir uygulama. Direkt açar açmaz karşımıza zaten wallpaper'lar geliyor. Sırayla böyle bakabiliyoruz. Şu aşağıda reklamları kapatabilirsiniz. Çok basit bir kullanım var uygulamanın. Yukarıda bir arama düğmesi var. Buradan dilediğiniz wallpaper ile alakalı bir şeyi aratabilirsiniz. Mesela bir deneme yapalım. Bakalım bize efsane wallpaper'ı bulabilecek mi? Deli yürek yazıyoruz. Evet çıkmadı. Belki Uğul'a yazdık diye çıkmadı bakalım. Düzeltelim. Evet. Deli yüreğin demek ki modası harbiden geçmiş. Bir şey daha deneyeceğim. Memoli'yi yazdık. Memoli'nin de modası geçmiş. Geçmiş olsun arkadaşlar. Cümleten. Neyse geriye dönelim. Arama kısmından mesela doğayla ilgili bir şey arayacağız. İngilizce yazmanız daha iyi olur. Daha fazla içeriye ulaşırsınız. Nature yazıyoruz. Gördüğünüz gibi birçok doğayla alakalı wallpaper çıktı. Bunlardan dilediğimizi seçip şu sol alttaki download butonundan indirebiliyoruz. Tabi bedava olduğu için birçok reklam çıkıyor. Artık onları normal karşılıyoruz. Yapacak bir şey yok onlara. Geriye gelelim. Bu arada arama kısmında siliyoruz bunu. Gördüğünüz gibi bir arama geçmişi var. Şimdi eminim bunu indirenlerin %90'ı buraya Kate Upton yazacaktır. Siz de düşünmüşler arkadaşlar. Settings kısmında Clear Search History diye bir seçenek var. Yani geçmişi sil diye. Buna tıkladığımız zaman arama geçmişimizi siliyor. Rahat olun yani. Özellikle Chrome kullananlar bunu çok iyi biliyordur. Gerçi bütün tarayıcılarda var ama. Neyse. ctrl Shift ne yapın. Yeni gizli sekme oyun temizle. Dilersek buradan bildirim sesleri ve zil seslerini ayarlayabiliyoruz. Yani birçok zil sesi var arkadaşlar. İstediğiniz birini ayarlayabilirsiniz. Çok geniş bir yelpazede. Mesela violin, gitar gibi sesler de var. Siz zaten bunları bakarsınız. Buna tıklayıp Get Ringtone dediğimiz zaman Apple'la alakalı bir problem olan hani istediğimiz zil sesini atayamıyoruz ya öyle bir muhabbet var iPhone'larda ve iPad'lerde. Onun için Zeyc'in kendi sitesine girip ToneSync diye bir muhabbet var. Onunla yapmanız lazım. Onun dışında Android'de böyle bir sorun yok. Direkt indirip zaten burada soruyor bunu ne olarak ayarlamak istersin. İşte alarm sesimiz, zil sesi mi, mesaj sesi vesaire çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu kolay indirememe Getting Tone dediğimiz zaman tamamen Apple'ın sistemiyle alakalı bir olay. Windows Phone'da da aynı şekilde indirebiliyorsunuz. Sync with iTunes dediğimiz zaman zaten buradan direkt syncliyor. Scan QR kod var. Bu dedi hani her zaman bahsettiğiniz gibi artık çoğu uygulamanın içinde olan bir QR kod okuyucusu. Bir QR kodu okuttuğumuz zaman bizi direkt onun sayfasına yolluyor. Ayarlar kısmı var burada. Az önce de bahsettiğim gibi arama geçmişini silebiliyorsunuz buradan. Burada aile koruması diye bir seçenek var arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman Kate Upton'lar gelmez. Kate Upton isteyenler bunu kapatacaklar. Bir de bildirim seslerine şöyle bir göz atalım. Gördüğünüz gibi çok fazla çeşitli bildirim sesi var arkadaşlar. Buradan dilediğinizi kendi kafanıza göre indirebilirsiniz veya üstteki arama butonundan arayarak dilediğiniz bir notification yani bildirim sesine ulaşabilirsiniz. Zedge uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Ben güzel masaüstü bulmakta zorlanıyorum. Hani ya da zil seslerini tam istediğin gibi bulamıyorum internette indiremiyorum diyenler için mükemmel bir uygulama. Son olarak o kadar lafını ettik, kulaklarını çınlattık. Bari bir bakalım kendisine. Yazıklar olsun. Diyecek hiçbir şey yok. Zeci uygulaması böyle arkadaşlar. Kate Upton çıkmıyor ona göre. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz.